Sacit Tekin, Tutkunun Rengi. Tutkunun Rengi, Sacit Tekin. Merhaba. Aslında bu konuşmayı yazarken bu kadar heyecanlı olabileceğimi düşünmemiştim. Konuşmayı yazmak gerçekten çok kolaydı. Ama buraya çıktığım an inanılmaz bir heyecan var içimde. Umarım hepimiz bu heyecanımı masum görürsünüz. Çünkü heyecanlamak aslında o şeye verilen bir değerdir. Dolayısıyla sizden bu anlayışı istirham ediyorum. Şimdi bazen bazı sözler diyoruz, bazı cümleler diyoruz. O cümleyi duyduğumuz zaman ilk tepkimiz şöyle olur. Ya ne kadar güzel ifade edilmiş. Bu şey bu kadar güzel söylenebilir miydi acaba? Bazen bir köşe yazısının satır aralarında, bazen sevdiğimiz bir şairin mısralarında, bazen ise sevdiğimiz bir yazarın röportajında kulağımıza gelişiverir o sözcükler. Ama ben şöyle bir şey itiraf edeyim. Şarkılar bu konuda inanılmaz cömert. Örneğin, biraz hafızamı zorlayayım. Ben gül ağacı değilim, her gelene eylem. Çek elini elinden, ben sevgilin değilim. Yok, bu pek anlamlı olmadı mı? Biraz daha zorlayayım, biraz daha. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın hep bir namedir uzaklarımda. Nasıl? Daha iyi oldu, değil mi? Biraz daha iyi ifade etti. Ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Oldukça anlamlı. Ama bence hepsinden öte çok daha güzel bir cümle var. Herkesin bir favorisi vardır. Benim favorim ise şu. Gözler kalbin aynasıdır. İtiraf edin. Hepiniz ama hepiniz karşınızdaki kişinin ve hepiniz demeyeyim haksızlık etmeyeyim ama birçoğumuz karşımızdaki kişinin duygularını, söylediklerindeki samimiyeti anlamaya çalışırken o gözlere baktık değil mi? Hı? Baktık. Baktık. Güzel. Peki nedir bu gözlerdeki önemli? İki tane nesne, iki tane organ. Bunu bu kadar önemli kılan şey ne? Nedir bunların içinde olan ve böyle karşı tarafa hızlı bir şekilde aktarılan? Aslında ben gözlere baktığımda hayatımıza anlam katan, tabiri caizse o sevdiceğimize karşı verilen mesajdan daha öte, çevremizdeki insanlara, nesnelere veya olaylara verdiğimiz bütünsel bir yaklaşım arıyorum. Bu nedenle gözlere baktığımda aslında benim aradığım şey duygudan daha öte olan bir şey. Tek bir kelimeyle tutku. Bir şey anlamak istiyorsanız onun sözlük anlamına mutlaka bakmanız lazım. O bir referanstır çünkü. Ben de açtım sözlüğü. Çevirdim sayfaları. Ne demekmiş tutku? Hep kullanıyoruz ya cümle içerisinde. Şöyle ifade ediyor. Tutku bir şeye karşı yargıların ötesine geçen coşkun ve güçlü istek. Hatta bazıları şöyle ifade etmiş. Demişler ki aşırı bağımlılık ve saplantılı olma hali. Katılıyor muyum? Yani burada bunu ifade etmeme göre pek de katıldığımı söylemez. Peki tutku nedir? Tutkunun içerisinde ne vardır? Bazen tutku bizi hedeflerimize götüren beyaz atlı bir prense dönüşürken bazen her şeyi yerle bir eden kapkaranlık bir kabus oluveriyor. Bu kadar uçlarda mıdır tutku? Bu kadar farklı renklere mi bürünür? Yoksa tutkunun bir rengi var mıdır? Yanı başımdaki ilk insana sordu. Aynen şöyle dedi. Bence tutku karşımdaki insanın gözlerinin rengi.
yaşça küçük ama akılca bazen hepimizden büyük olabilen bir canlı varlık buldum. 6 yaşındaki Deniz'e sordum. Deniz'ciğim dedim, sana bir şey sorabilir miyim? Peki sonunda ne kazanacağım? Hemen çocuk mantığı, eyvah şimdiden kaptırdık diye düşünürken, ne istiyorsun benden? Kinder. Tamam, ucuza kapattık diye düşünürken hemen cevabı yapıştırdı. Ama bir koli. Peki Deniz'ciğim, yeter ki sen cevap. Tamam, hazırım. Deniz'ciğim, tutku nedir biliyor musun? Biliyorum çünkü bir arkadaşım var. Peki, çok güzel. Anlamını biliyor musun? Biliyorum. Bir şeye aşık olmak. Nasıl diyeceğim? Nereden duydun bunu? Televizyondan. Televizyonlar aslında çok da kötü değil bazen. Televizyondan. Peki, senin tutuklu olduğun bir şey var mı? Evet, var. Kırmızı bisikletim. Peki Deniz'ciğim, tutkunun bir rengi olsaydı, sence ne olurdu? Bence kırmızı olurdu. Çünkü bisikletim kırmızı. Oldukça manalı bir şey. Demek ki renkler belki de o kadar uçlarda değil. Siyah ve beyaz değil. Belki de hayatta gökkuşağı gibi bir yelpaze içerisinde renklenebiliyor. Oradan uzandım Mustafa Kemal'e. Dedim ki ben bu soruyu Mustafa Kemal'e sorsaydım, o özgür vatan arzusuyla, o bir bayrağın dalgalandığı ulus heyecanıyla yalan insan aslında, belki de bana kırmızıdan bir tablo çizecekti, kendi tutkusunu ifade eden. Herkes için bilindik bir figür, Lionel Messi. Daha 11 yaşındayken büyüme hormonu eksikliğiyle Arjantin'den İspanya'ya getirildiğinde onun bugün büyük bir futbolcu olmasını sağlayan o Nou Camp'ın çimlerinde futbol oynama tutkusuydu. Messi için tutkunun rengi yeşil ve tonlarıydı aslında. İçimde bulunduğum organizasyon. Tam bir örnek vermek istiyorum. İşibaşı. Mr. İşibaşı 1930'larda kendi bulunduğu organizasyonu kurarken ileride bunun global bir oyuncu olacağını düşünerek Japonca bir isim vermektense uluslararası bir isim olan Bridgestone'u bu firmaya verirken aslında onun tutkusunun rengi simsiyah bir lastikten ibaret. Biraz daha yakın coğrafyaya gelelim. Pakistan'a. Malala Yousafzai. Bu ismi duyan oldu mu? Güzel. Gayet güzel bir oran. Malala Yousafzai aslında çok genç bir insan. Ve dünyada kadın hakları özellikle eğitim konusundaki çabalarıyla nam sağlıyor. Tabii bunun zorluğu bunu Pakistan'da gerçekleştirebilmek ve o kadar genç yaşta bunu gerçekleştirebilmek. CNN, BBC gibi büyük kanalların ilgisini çekmiş ve bloglarla tüm dünyaya sesini duyurabilmiş. Tabii bu her başarının cezasız kalmayacağı gibi Taliban'ın kıyışma uğramaktan kurtulamamış. Ama bu süreç 17 yaşındayken bir Nobel Barış Ödülü'yle taçlandırılmış. Aslında Malala Yousafzai için tutkunun rengi kırmızı, beyaz, turuncu, mavi, rengarenk kitaplardı. Evet arkadaşlar. Aslında tutku da hayat gibi. Tek bir boyut olmadığı gibi tek bir rengi de yok. Ona anlam da değer katan da bizleriz. Bu renk bazen bir insanın hayatını temsil edebileceği gibi bazen bir ulusun veya dünyanın kurtuluşunu simgeleyebiliyor. Peki siz
Eğer bu soruya cevap verirken 10 saniyeden fazla düşünüyorsanız acaba hayatınızda biraz renk eksikliği mi var, ne dersiniz? Korkmayın. Tutkularınızla yüzleşin. Hayatı renklendirmekten korkmayın. Bir gün bir gökyüzünde mavi yeşile seyrede dalarken bulun kendinizi ya da bir enstrümanın renginde yüzleşin kendinizle. Unutmayın, bizler ismimizle değil çoğu zaman bıraktığımız